Sizlere çok güzel bir haberimiz var. KOSGEB girişimci destek paketini yeniledi. 2 milyon TL'ye kadar limit çıkardı. Detaylar bu videoda. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yenilenmiş KOSGEB girişimci destek paketi. Hatta paketleri diyeyim, iki ayrı paket çıktı çünkü. Aslında tam seri bir şekilde tekstil üzerine transfer baskı işi kurma videoları çekiyorduk. Baskı tekniklerini anlatmıştık. İkinci videoda DTP yazıcıları anlatmıştık. Sırasıyla kesici, plotter ve transfer presi videosu çekecekken KOSGEB'in bu programı değiştirdiğini öğrendik. Hemen araya sokalım dedik. Eski program aşağı yukarı 2 sene önce videosunu yayınlamıştık. 100.000 TL limite kadardı ve ithal ürünlerde, makinalarda %75'ini size ödüyordu. Bu yeni pakette ise farklı unsurları kullanırsanız üst limitiniz 2 milyona kadar çıkıyor ve %80 geri ödemeli. Ama onda da öyle bir güzellik yapmışlar ki bayağı geç geri ödüyorsunuz ve faiz yok. Projeniz onaylandıktan sonra 36 aylık bir proje süresi var. Bu süre içerisinde kriterlere uymanız gerek. Firmayı satmamanız, makineleri satmamanız vesaire gibi detaylar var. 36 ay bittikten sonra ilk taksidini bitiş süresinden 6 ay daha sonra ödüyorsunuz. Sonra da 3 aylık aralarda 4 eşit taksitte bunlar geri ödenmiş oluyor. Taksitlerinizi zamanında ödemişseniz de hiçbir faiz yok. Zaten 36 artı 6, 42 ay sonra ödüyorsunuz ve sıfır faiz. İnanılmaz güzel bir fırsat. Gelin isterseniz biraz detaylara geçelim. Size KOSGEB'in ekranını açıyorum. Bağlantıyı da aşağıda video açıklamalarına koyuyorum. KOSGEB'in ekranında programın amacı, destek unsurları, mevzuat ve başvuru formları, bayağı bir form var göreceksiniz, gibi bölümler var. Destek unsurları bölümü size özetleyen bölüm. İki ayrı destek paketi var. Birincisi iş kurma desteği, ikincisi iş geliştirme desteği. İş kurma desteğinde limitler oldukça düşük. Gerçek kişi işletmesiyseniz 10.000 TL, sermaye şirketi işletmesiyseniz 20.000 TL kuruluş desteği veriyorlar. Sonrasında da özetlemek gerekirse yeterince kriteri doldurmuşsanız, iki çalışan varsa zaten doluyor anladığım kadarıyla, 3 sene boyunca her sene bir asgari brüt maaşta yine hibe ediyor. Bunlar %100 destek, hiçbir geri ödeme yok. Proje süresi yine 36 ay. Eğer ufak bir ek kriter var. Genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını iseniz limit 10.000 TL daha artıyor. İkinci destek, asıl büyük destek, iş geliştirme desteği diye geçiyor. Bu ikisinden de aynı anda yararlanabiliyorsunuz bu arada. İş geliştirme desteğinde size personel giderleri, makine tesisat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri, hizmet alımı bayağı bir unsuru kapsıyor. 1,5 milyon TL'ye kadar bir limit diyor. %80 geri ödemeli ve 36 ay, demin bahsettiğim gibi. Ve yine iş kurma desteğinde olduğu gibi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakınıysanız limit 150.000 TL daha artıyor. İkisini birden kullanıyorsanız, kriterlere de uyuyorsanız toplam limitiniz 2 milyonu geçemiyor. Bu çok fazla detayı var bunun. Onu mevzuata girdiğinizde bir PDF dosyası indirebiliyorsunuz. Diğer ekranımda açıktı. Onu da göstereyim size. Bu böyle 20 sayfalık bir PDF dosyası. KOSGEB'in kendi sitesinden indiriyorsunuz. Bütün detayları burada bulabilirsiniz. Açıkçası ben de bir KOSGEB uzmanı değilim. Burada da hatta uyarayım. Anlattığım şeyler şu mevzuattan benim kendi anladıklarım. Bir de ortak çalıştığımız Dilek Hanım var. Kendisi çok iyi bir KOSGEB danışmanı. O da bu destek çok yeni. Daha biraz ortada olan konular var dedi. Ondan da biraz destek aldım. Bildiğim kadarıyla aktaracağım size. Merak ediyorsanız bütün detayları o büyük dokümanda görebilirsiniz. Aynı zamanda yine şuradan açayım. Dilek Hanım'ın hazırladığı bir 3 sayfalık bunun özeti var.
Bunun da bağlantısını yine aşağı YouTube video açıklamalarına koyuyorum. Aynı zamanda 0850 242 22 44 numaralı WhatsApp hattımıza yazarsanız veya ararsanız da ekibimiz yine bu bilgileri size paylaşabilir, dosyaları atabilir. İsterseniz tekrar desteklerin detaylarına bir özetine gelelim. İş kurma desteğinden yararlanmak çok daha kolay. KOSGEB'e kayıtlı, bütün iş kolları bundan yararlanabiliyor. Başvuru için de belli çerçeveler, zaman dilimleri yok. Sene boyunca istediğiniz zaman başvurabiliyorsunuz. Birkaç kriteri var. Son 3 sene içerisinde kendinize ait bir şahıs firması olmaması gerekiyor veya başka bir firmada %25'ten daha fazla ortaklığınız olmaması gerek. Aynı zamanda işinizi kurmadan önce bunun KOSGEB tarafındaki eğitimini almanız gerekiyor. Sonra başvurabiliyorsunuz. İş geliştirme desteği ise çok daha kapsamlı ve üst limitli olan, bir tık daha farklı. Biraz muallakta kalmış orası. %100 emin olamadım. Şirketin son 3 sene içerisinde kurulmuş olması gerekiyormuş. Ama eğitimi ne zaman almış olmanız gerek, ondan %100 emin değilim. Kurulumdan önce olduğunu zannetmiyorum. Tahminen 3 sene içerisinde kurulmuş bir şirkette ilk önce eğitimi alıp sonra buna başvurmanız yeterli oluyor. Ama diğer kriterler bunda da geçerli tabii. Bu başvurudan önceki 3 sene boyunca kendi firmanız olmaması vesaire gibi. Ortaklı firmalarda da başvuranın ortaklık payının minimum %50 olması gerekiyor bu arada. Bunda tabii çok ciddi bir rakam var ama sizden bir de teminat mektubu istiyorlar. Geri ödemeyle alakalı sanırım. Şurada geri ödeme tarihinden bahsediyor. Onu zaten söylemiştik. Hatta bir de örnek verelim. Videoyu ne zaman çekiyoruz? Bugün ayın 15'i. 15 Mayıs 2024'te projeniz onaylandı diyelim. Başvurdunuz demiyorum. Onaylandı. Onaylandıktan sonra proje süresi 15 Mayıs 2027'ye kadar sürüyor. Proje bittikten sonra da 15 Mayıs 6 ay ekleyeceğiz. 15 Kasım oluyor sanırım. 15 Kasım 2027'de ilk geri ödeme taksitini ödüyorsunuz ve 0 faiz. Çok güzel bir fırsat. Dilek Hanım'ın özetinde bu programdan yararlanma koşullarını da çok güzel anlatıyor. Tabii burada bir soru var. İş geliştirme desteğine nasıl başvuruluyor ve kimler yararlanabiliyor? O da benim anladığım kadarıyla biraz ucu açık. Her zaman başvuramıyorsunuz. Bunun bir pencereleri var. Hatta şu anda sanırım bir pencere açık. Haziran'ın kaçı bilmiyorum. Haziran'ın belli bir tarihine kadar başvuru süresi var. Bu sürede başvuruyorsunuz. Projeniz hazırlanıyor. Aslında bu oldukça komplike bir işlem. Bölgenizdeki KOSGEB müdürlüğünden de detaylı bilgi alabilirsiniz. Veya işini iyi bilen bir danışmandan da yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Dilek Hanım bayağı yoğun olduğu için bizden ricası hakikaten iş bitme noktasına gelen kişileri yönlendirmemiz. Herkese direkt telefonunu vermiyoruz o yüzden. Özetleyeyim ben size. Projeniz hazırlanıyor. Başvuruyorsunuz. Başvururken bayağı bir form dolduruyorsunuz. Projenizi anlatıyorsunuz. Hatta sanırım 10 dakikalık bir video falan çekiyorsunuz. Sizin gerçekten bu işi yapmak istediğinize ikna olmaları gerekiyor. Uyanıklık edip ben makinaları alayım satayım diye bu işi yapmaya çalışanlar illaki oluyordur. Onu engellemek istiyorlar. Sonra kurul incelemesine tabi tutuluyor. Kurul sizin projenize bir puan veriyor. Bu puan 100 üzerinden verilen puan, 50'nin üzerinde ise anladığım kadarıyla bu sefer jüri aşamasına geçiyorsunuz. Jüri 5 kişiden oluşuyor. Bir KOSGEB görevlisi, 4 tane bağımsız jüri üyesi var. İşinin erbabı insanlar tabii ki. Bu jüri de size puan veriyor. Sonrasında jüri aşamasına kadar gelebilmiş projeler aldığı puanlara göre sıralanıyor. En üstten başlayarak anladığım kadarıyla bütçeleri dağıtmaya başlıyorlar. Bütçe puan sıralamasıyla kime kadar yeterse o firmalar veya şahıslar bu destekten yararlanabiliyor. Benim bu destek programından anladıklarımı özetledim size. Ama tekrar uyarmak isterim. Yanlış anlamış olabilirim. Gerçek tam detaylı bilgi için bölgenizdeki KOSGEB müdürlüğüne veya işini iyi bilen bir danışmana danışmanızı tavsiye ederim. Bu arada kendi işinizi kurmak istiyorsanız videonun başında bahsettiğim çok güzel bir seri yayınlıyoruz. Size göre sağ üst köşeye bağlantısını ekliyorum.
tekstil üzerine transfer baskıya giriş videomuz. Orada teknikleri görebilirsiniz. Hatta sadece o videoyla da kalmayalım. Yine size göre sağ üst köşeye o serinin oynatma listesini ekledim. Sadece 2 video var. Hatta bu Koskep videosunu da içine katarız. Sonra birkaç video daha bu iş kurma, kendi transfer baskı işine başlama serisine eklenecek. Yeni yayınlayacağımız videoları da kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basarsanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Bize de bir güzellik yapmak isterseniz beğenme butonuna basarsanız çok memnun oluruz. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.